Tamam, check-in, güvenlik taraması ve uçağa binme işlemleri bitti ve sonunda koltuğunuza oturdunuz. Pilot motorları çalıştırdı ve pencerede gördüğünüz her şey hızla geride kalmaya başladı. Ama birdenbire ufuk çizgisini düz değil de çapraz görmeye başladınız ve yüreğiniz ağzınıza geldi. Acaba pilotlar neden bu kadar dik bir şekilde kalkıyor dersiniz? Sanki bu dev metal kuş hızlı bir başlangıç yapıyor ve sonra smaç basacak gibi havaya sıçrıyormuş gibi duruyor, değil mi? Ama esasında her şey fizikle ve o benzersiz şekilde olan kanatlarla ilgilidir. Bu kanatların altı düzdür, üst kısımları ise kavislidir. Bu sayede hava basıncında bir fark yaratılır. Basıncın kanadın üstünde daha az, alt kısmında ise daha çok olması, altında bulunan tüm o görünmeyen hava moleküllerinin kanadı yukarı itmesine neden olur. Fakat bu pilotun kalkış sırasında kumanda volanını neden öyle aniden çektiğini açıklamamaktadır. İşte burada sadece fizik kurallarını bilmek yeterli değildir. Pilotların daima pistte pistin uzunluğuna ve konumuna bakması gerekir. Kalkışın çok dik olduğunu düşünüyorsanız, St. Martin adasındaki Prenses Juliana Havalimanı'na bir uçun ya da daha da iyisi Maho plajında dinlenin derim. İşte bu Karayipler kaçamağınızda yaşayacaklarınız. Güzel beyaz kumların üstüne uzanmışsınız ve bir bardak limonata falan içiyorsunuz. Gözlerinizi kapatıp tuzlu deniz havasını içinize çekerken... Vın! Gözlerinizi açıyorsunuz ve tam başınızın üstünden geçen uçağı görüyorsunuz. Sanki elinizi uzatsanız dokunabilirsiniz. Hava dalgası öyle güçlü ki ne var ne yok tüm eşyalarınızı dağıtıyor. İçeceğinizin kalanını da kucağınıza döküyor. Evet, bu havalimanının pisti plajdan sadece 90 metre uzakta. Yürüyerek 1 dakika mesafede. Şimdi bir de o pistten bu uçağın kalktığını ve kalkarken herkesin plaj keyfini nasıl mahvettiğini düşünün. Ya da hemen yakında Sabah'da bulunan Juancho Errazquin Havalimanı'na gidelim. Burası da sınırlı alan olan başka bir Hollanda Karayipler Adası'dır. Bazıları boyu çoğu ticari pistin sadece 7'de 1'i kadar olan pistin dünyanın en kısa pisti olduğunu iddia ediyor. Bir tarafında yüksek dağlar, diğer tarafında ise deniz ve falezler bulunuyor. Pilotlar inerken veya kalkarken pisti aşarlarsa suya dalmak zorunda kalacaklarını biliyorlar. Ancak daha da uç bir nokta var. Quito'da bulunan Mariscal Sucre Havaalanı'nın pistleri aktif yanardağların arasında yer alıyordu. Pencereden bakarken iki tarafınızdan da lav püskürdüğünü hayal ettinize. Ama elbette böyle bir şey yaşanmadı ve bu tarz şeyleri filmlere saklamak en iyisi. Fakat deneyimli pilotlar için bile buraya iniş yapmak çok zor oluyordu. Kalkışların da pistin çevresindeki dağlar yüzünden dik olması gerekiyordu. O irtifada havanın yoğunluğu çok az olduğundan kumanda volanını geri çekmek bile uçağın zamanında yeterli yüksekliğe çıkacağı anlamına gelmiyordu. Her şeye rağmen uzun pistleri ve bol bol açık alanı olan gayet normal havalimanlarında bile tüm kalkışlar aniden olur. İşte buradasınız. Yine koltuğunuza yapışmış bir şekilde pencereden verev ufuk çizgisini izliyorsunuz. Ama pilotun bakış açısından kalkış çok daha farklıdır. Hadi geri saralım. Kokpit ekibi hareket memurunun okey vermesini bekliyor. Bu koca yaramazı mümkün olduğu kadar çabuk yerden kaldırmaları gerekiyor çünkü diğer uçaklarla kalkmayı bekliyor. Ama önlerinde kısıtlı bir pist alanı var. Pistin boyu yeteri kadar uzun olsa bile bir evin yarısı kadar ağır olan bir şeyi havayı ya da havanın fiziksel özelliklerini kullanarak kaldırmaları gerekiyor. Buna bir de etraftaki binaları, ağaçları, kuleleri ve diğer şeyleri kırpmadan kalkabilmeyi eklerseniz işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Yani pilotların dik kalkışlar yapmalarının sebebi yolcuları korkutmak değil, o şekilde kalkmaları gerektiğindendir. O zaman inişler neden o kadar hızlı olamıyor? Hiç pilotun iniş yapmaya daha 20 dakika ya da daha fazla varken inmek üzereyiz diye anons ettiğine şahit oldunuz mu? Aslında dik inişler hem zamandan hem de yakıttan hatta her şeyden tasarruf ettirebilirdi. Tabii bu mümkün olsaydı. Dünyanın yer çekimi kuvveti her şeyi yere çeker, öyle değil mi? Yani düşmek, kalkış yapıp bu kuvvete karşı hareket etmekten çok daha kolaydır. Pilotun işi makinenin usul usul süzülmesini sağlayarak piste çok sert inmesine engel olmaktır. Uçağı yere yavaşça indirebilen kokpit mürettebatının frenlere sert bir şekilde asılması gerekmez. Bu sayede de bir lastiğin patlamasını ya da yangın çıkmasını önlemiş olurlar. Şöyle düşünün, trafik lambası kırmızı yanıyorsa frene basmak için lambanın hizasına gelmeyi beklemezsiniz. İleriden sarı ışığı görürsünüz ve ayağınızı gaz pedalından çekerek biraz ivme ile gidersiniz ve ondan sonra frene yavaşça ve hafifçe basarak durursunuz. Nasıl yani, siz öyle yapmıyor musunuz? Bence öyle yapsanız iyi olur. Aksi halde zamanında duramazsınız ve dikiz aynasında parlayan mavi ve kırmızı ışıkları görürsünüz. Ama sanıyorum ki bu uçağı uçurmak araba kullanmaktan daha zordur. O yüzden bütün pilotlara buradan bir alkış yollayalım. Tamam, bu kadar yeter. Bu arada uçağın kalkış sırasındaki dik eğimini beğenmiyorsanız helikopterle gezmeyi deneyin derim. Koltuğunuza yapışmak yok, ufuk çizgisini aniden verev bir şekilde görmek yok. Helikopterde nazikçe yukarı ve daha da yukarı kaldırıldığınızı hissediyorsunuz. Altınızdaki yer gitgide uzaklaşıyor ve aşağıdaki insanlar karıncalar gibi görünmeye başlıyor. Umarım yükseklik korkunuz yoktur.
ya da gürültüden korkmuyorsunuzdur çünkü helikopter pervaneleri gerçekten sahil edicidir. Uçaklarla helikopterlerin ortak bir yönü vardır. İkisinin de kaldırma kuvveti üretmesi gerekir. Helikopterler bunu biraz daha farklı bir şekilde ve çok daha büyük bir alanda yaparlar. O yüzden helikopter iniş alanları uçak pistlerine nazaran daha küçük olur. Pilot motoru çalıştırır ve mil dönmeye başlar. Pervane kanatları da bu milde bulunmaktadır. Hadi pervane kanatlarına biraz daha yakından bakalım. Aman diyeyim, o kadar da yakından değil. Bunların da üstlerinin eğimli, alt kısımlarının düz olduğunu gördünüz mü? İşte o basınç farkını böyle elde ediyorlar. Taşıtın kalkması için gereken şey ise pervane kanatlarının altında bulunan havanın makinenin ağırlığından fazla olmasıdır. Helikopterlerin son derece elzem olan bir parçası olmasaydı kontrolsüz bir şekilde dönüp dururlardı. Bu parça kuyruk pervanesidir. Kuyrukta da dönen pervane kanatları vardır ve kuyruğu gövdenin dönmek istediği yönün aksine iter. Evet, cidden çok karmaşık. O zaman hadi bir de helikopter pilotlarını ve mühendislerini alkışlayalım. Bu arada iyi ki Leonardo DiCaprio'nun helikopterinde, Leonardo da Vinci'nin helikopterinde değilsiniz. Çünkü bu helikopterde pervane kanatlarını 3 arkadaşınızla beraber siz çevirmek zorundaydınız. Ve bu aleti hem havalandıracak hem de havada tutacak kaldırma kuvvetini bütün vücudunuzu çalıştırarak sizin üretmeniz gerekiyor. Yani 15. yüzyıldan beri bayağı yol almışız değil mi? Artık güzel, ateşli bir gösteri eşliğinde uzaya fırlatılan roketlerimiz bile var. Ama bu roketler atmosferde ilerlerken bir şey fark edersiniz. Düz bir hatta gitmiyordur. Sanki uzaktaki bir şehre inecekmiş gibi ilerler ve arkasında gökkuşağı şeklinde muhteşem bir iz bırakır. Şaşırtıcı ama aslında yörüngesi hiç de kavisli değildir. Roket düz bir hatta uçacak olsa uzaya varmadan yakıtını tüketirdi. Havanın moleküllerden oluştuğunu unutmayın. Bu moleküller de nesnelere sizin masanızdan bir şeyi iterken uyguladığınız gibi bir etki uygular. Bu yüzden kulağa ne kadar tuhaf gelse de roket havayı delerek gitmek zorundadır. Roket uç kısmında çok fazla hava birikmesin ve onu yer çekiminin hali hazırda kendisini çektiği yüzeye doğru itmesin diye de biraz yana doğru yatar. Uçaklardan roketlere gelişi güzel bir geçiş yaptık ama aslında bu ikisinin bir sürü ortak yanı var. Mesela NASA özel olarak ayarlanmış 2 tane Boeing 747'yi uzay mekiği taşıyıcısı olarak kullandı. Her ne kadar Jumbo jetlerin uzay mekiğini yere doğru süzülürken yakaladığını hayal etmeyi istesem de 747'ler sadece inen uzay mekiklerini fırlatma tesisine geri taşımak için kullanıldı. Fakat emekli olduklarından artık uçmuyorlar. Ah, emeklilik günleri. Ancak bu uçaklardan birini hala Houston Uzay Merkezi'nde görebilirsiniz. Üstünde bulunan Independence mekiğinin kopyasıyla da gerçekten nefes kesici görünüyor. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.